eğer kilo problemimiz varsa, fazla kilolardan bahsediyorum tabii ki, zayıflardan değil. Kilolu insanların zayıflamak adına gittiği bir yer gibi görüyoruz diyetisyenleri ama aslında bu algı yanlış bir algı mı? Öncelikle size soralım. Şöyle, diyetisyenleri bir tek kilo verdiğin bir yer olarak görmek aslında çok büyük bir yanlıştır. Diyetisyenler sadece insanlarda kilo verdirmek odaklı olmamalı. Bize gelen danışanlar veya hastalar yeri geliyor bizimle birlikte kilo veriyor, yeri geliyor bizimle birlikte kilo alıyor. Şöyle, bu hastalarda zaten eğer ki kilo problemi varsa kronik hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bu hastalıkları çözüm odaklı çalışıyor. Ki biz bir tek diyetisyenler olarak çalışmıyoruz. Eğer ki bu kronik hastalıklarda, tahlillerde bir şeyler fark ettiğimiz anda doktorlarla birlikte işbirliği içerisindeyiz. Bundan dolayı aslında diyetisyenler kilo verdirmenin çok dışında ve çok üzerinde. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Peki özellikle şu an içerisinden geçtiğimiz süreç ulusal bir problem. Tabii ki belli yerlerde artık aşılmış olsa da ülkemizde hala devam etmekte olan bir problem. Bu anlamda da şunu sormak istiyorum sizlere. Pandemide beslenme diye bir başlık adı altında, başlık açarsak daha doğrusu, bu başlığın altını nasıl doldururuz? Şöyle olması gerekiyor aslında. Pandemi hayatımıza girmesiyle beraber şöyle, bağışıklık sistemi hayatımızda çok önemli bir rol oynadı. Zaten daha önceden de çok önemliydi ama şu anda herkes bağışıklık sistemlerini hangi vitaminlerle, hangi minerallerle kapatabilirim, doldurabilirim, ne yemeliyim, ne yememeliyim. Herkese geçerli mi peki bu? Şöyle, herkesin bağışıklık sistemi tabii değişkenlik gösterir ama herkesin evet günlük alması gereken belli vitaminler ve mineraller vardır. Kişiden kişiye göre değişkenlik gösterir. Zaten tam da bu noktada biz rol alıyoruz. Kişilerin bağışıklık sistemlerini artırmak için günde alması gereken belli miktarda C vitaminleri vardır. Yeşil yapraklı sebzeleri hiç ayırt etmeden tüketmek gerekir ki bağışıklık sistemi dışında günümüzde artan kanser ve kanserojen şeyleri de göz önünde bulundurduğumuzda Reda'nın bize önerdiği belli başlı meyve sebze tüketimi vardı. Normalde 5-8 porsiyona kadar çıktı günlük tüketmemiz gereken meyve sebze oranı. Bunları tüketmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde günlük 2-3 porsiyon süt ve süt türevlerinden beslenmemiz gerekiyor. Hayatımızda bağışıklık sistemi bu kadar rol oynarken aslında tam buğdaylıları, kepekleri, çavdarları unutmamak gerekiyor. Biz şu da aslında çok sıkıntılı lifler çok önemli. Şu çok sıkıntılı, işte hastalarım veya danışanlarım ben ekmek yemek istemiyorum, kilo alıyorum, ekmek bana kilo aldırıyor. Bunlar çok yanlış algılar aslında. Her zaman diyoruz ki yasak yoktur, doğru tercihler vardır. Doğru tercihlerle beslenmemizi çok da güzel şekilde renklendirebiliriz, sağlığımıza kavuşabiliriz, bağışıklığımızı arttırabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle izleyicilerimiz adına da bu değerli bilgileri sizden aldığımız için. Peki şunu sormak istiyorum. Danışanlarınız herhangi bir sebepten, bu gebe olabilir, kronik ya da genetik bir rahatsızlığı olan olabilir, sizleri ziyaret ettiğinde süreç nasıl başlıyor, hangi yolları izleyerek nasıl bir hizmet, nasıl bir servis veriyorsunuz? Biraz bundan bahsedelim. Şöyle, ilk bana danışan geldiği zaman benim belli başlı sorularım oluyor her türlü hastaya. Çünkü benim o hastanın öyküsünü, geçmişini dinlemem gerekiyor. En güzel motivasyon ve başarı bu yoldan geçiyor. Hastayla iyi bir iletişim halinde olmamız gerekiyor. Anamnez dediğimiz belli başlı 30-35 sorudan olsun. İlk önce minik sorularla başlıyorum. O da formu doluyor. Formla başlıyoruz ilk başta. Sonrasında ilk randevumuzu 50-60 dakika. Genellikle bir saati de buluyor. Ben birazcık özen göstermeye çalışıyorum. Çünkü benim için önemli olan hastayla aramdaki iletişim ne kadar kuvvetli olursa ileriki dönemlerde de motivasyonumuz, başarımız bu şekilde daha hızlı sonuç vermeye başlıyor bizde. Hastalarımın kan tahlilleri ilk başta çok önemli. Kan tahlilleriyle birlikte onlara uygun en güzel beslenme planını uyguluyoruz danışanlarıma. Sonrasında haftada bir olacak şekilde bana yine geliyorlar yüz yüze görüşmelerde. Aynı zamanda tanıtada yağ kas oranlarına bakıyoruz, değişimlerine bakıyoruz. Eğer ki sağlık problemi açısından bir sıkıntı varsa doktorla iltifat haline geçiyoruz bu şekilde. Şunu da sormak istiyorum ben şimdi. İnsanlar tabii ki kilo alma, kilo verme, diyetisyen dediğimiz zaman ya ister istemez kilo mutlaka bir tarafında yer alıyor. Bu anlamda da tabii ki herkesin metabolizması, beslenme şekli, günlük hareket ettiği değer vesaire, bunlar da değişkenlik gösteriyor. Bunlara göre kişiye özel çalışma yapıyorsunuz. Kişilerin sizden beklediği, ki özellikle şu an Mersin'de olduğumuzu söyledik ama şu an pandemiden dolayı online hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Yani şu an sadece Mersin değil, tüm Türkiye'den sizlere ulaşabiliyorlar. Evet, tabii evet. Instagram hesabım var. Instagram hesabımdan zaten online olarak yürüyebiliyoruz danışanlarımla. İnşallah bu pandemi günleri de geçer ve danışanlarımla yüz yüze gelebilirim. Ama Mersin'de olmayan danışanlarım da dediğim gibi online olarak benimle iletişim halinde olabiliyorlar.
Peki, istediğiniz testler, aşamalar vesaire online'da bazen hani izleyicilerimiz şunu da çok soruyor. Şimdi online bizi görmeden, etmeden işte test sonuçlarımızı yaptırıp bu yeterli olacak mı? Ya da online ne kadar yeterli? Bunları da çok merak ediyorlar. Şöyle aslında bu çok yanlış bir algı. Ben danışanlarıma da söylüyorum. Özellikle şu online sürece girdiğimiz dönemde. Evet, yan yana olamıyoruz ama tek farkı bu. Online görüşmeler dediğim gibi ilk tanıştığımda hastalarımla 40-50 dakika kadar ben genellikle eğer ki karşı tarafta uygunsa görüntülü konuşmaları tercih ediyorum. Görüntülü şekilde başlıyoruz danışanlarımla. Sonra bu haftada bir şekle iniyor ve haftada bir şeklinde de devam ediyor. Aslında önemli olan nokta şu. Benimle her daim iletişim halinde olabiliyorlar. Porsiyonlamaları gösterebiliyorlar. Gittikleri yerde bundan ne kadar yemeliyim gibi her türlü danışmanlıkları da yapabiliyorlar. Tek farkı yan yana gelemiyoruz. Onun dışında benim onlara ilgim, alakam aksine online olduğu için daha yüksek oranda oluyor. Daha çok özen gösteriyoruz. Bir gün inşallah onlarla da karşılaşmak kısmet olur diyelim. İnşallah diyoruz efendim. Peki şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda özellikle şu son 4 yıldır gelecekte de hayatımızın birçok yerinde yer alacak bir çalışma söz konusu. Türkiye'de 4-5 yıldır geçerli olduğunu söyledik. Evet. Kamera arkasında biz sizlerden önce biraz görüştük, konuştuk ama tekrar ben izleyicilerimiz için nedir bu formül, nedir bu formasyon? Biraz bunun hakkında bilgi almak istiyorum sizlerden. Ben beslenme ve diyetetik okudum. Bu bölümü okuyan insanlarda yurt dışından getirilen, yeni başlayan aslında 4-5 yıldır daha popülitesi artan fonksiyonel tıp diye bir alan mevcut şu anda ve bunun üzerinde fonksiyonel tıp doktorları ve diyetisyenleri var. Bunun üzerinde koçluk yapabiliyorlar. Fonksiyonel tıp dediğimiz şeyde şunu söyleyebilir miyiz peki? İlla ki bir hastalık ya da bulgu olmadan aslında herkesin kapıyı çalıp bir ziyaret etmesi gereken, çünkü genetiğimizde gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz ki şu an zaten çağımızın en illet hastalığı olan kanserden tutun da en genetik taşıyıcılığını yaptığımız hastalık şekerden tutun da aslında şunu söyleyebilir miyiz? İllaki bir bulgu gözetmeksizin çok sağlıklıyken o kapıyı çalıp ileride ne olacak ne bitecek kendimizi aslında keşfetmek, tanımak adına bu anlamda destek almamız gerekir mi? Kesinlikle doğru buluyorum bunu aslında. Herhangi bir bulgu, semptom oluşmadan da aslında doktora gidip bununla ilgili testler, kan tahlilleri, ondan sonrasında yine diyetisyen kontrolünde belli başlı diyet listeleriyle birlikte ilerlenebilir. Çünkü geçmişinde öyküsünde neler olduğunu bu şekilde saptayabilir. İleride aslında onun nelerin riskte olarak beklediğini saptayabiliriz. Bu da ileriki dönemlerde aslında yaşam standartını, yaşam kalitesini hastanın, danışanın arttırabileceği bir şeydir. Peki son olarak şunu sormak istiyorum sizlere efendim. Probiyotikler. Evet. Nedir efendim probiyotikler? Probiyotikler aslında bağırsağımızı da koruyan bakteriler olarak geçiyor. Faydalı bakteriler. Faydalı bakteriler. Evet, yani bakteriler faydalı olarak geçiyor. Özellikle ki şu günümüzde de bu çok söyleniyor ki artık hani bu yadsınamaz bir gerçek. İkinci beynimiz bağırsaklardır ve mutlu bağırsak mutlu beyindir. Bu ikisi arasında çok güzel bir bağ vardır. Aslında şöyle bir şey var ki bizim bağırsak mikrobiyotamızı koruyan bakteriler olarak geçmektedir ve bunun günlük alınması gereken miktarları vardır. Duygu durum bozukluğunda siz de fark etmişsinizdir aslında. İlk önce etkilenen ilk kısmımız aslında bizim bağırsaklarımız oluyor. Ve bu kadar çok stres altında yaşadığımız şu günlerde etkilenen bağırsaklarımızı bir nebze koruyabilmek için probiyotikleri mutlaka kullanmayı ben danışanlarıma, hastalarıma tavsiye ediyorum. Peki probiyotikler genelde alacağımız hangi gıdalarda var? Günlük karşılaştığımız ama bilmediğimiz izleyicilerimiz için son olarak onu da alalım efendim. Yoğurt, genellikle yoğurt, kefir. Bunlar birer probiyotik kaynağıdır. Yoğurt, kefiri hayatımızda mutlaka bulundurmalıyız. Genellikle şöyle, bizim probiyotik diyoruz evet ama probiyotikleri de besleyen prebiyotik dediklerimiz de vardır. Bunlar aslında eşdeğer gider. Şimdi probiyotikleri besleyen bir de prebiyotikler var. Evet. Prebiyotikler var. Probiyotikleri aslında besleyen bakteriler olarak yine geçiyor. Burada da nelerde bulabiliyoruz bunu? Neler yemeliyiz? Evet, muzun içerisinde muz güçlü bir prebiyotik kaynağıdır. Aynı şekilde pırasa da güçlü bir prebiyotik kaynağıdır. Bunları da aynı zamanda bir arada tüketmek aslında bizim mikrobiyotamızı koruyan besinlerdendir. Şimdi o zaman günlük yaşantımızda gerçekten bu saydıklarınızı, pırasayı efendim, evet, muzu,
süt, yoğurt, ayran, kefiri mutlaka bulundurmamız gerekiyor. Aynı zamanda dışarıdan takviyeler de alabiliriz. Çünkü bu dönemde hepsini kapatamayabiliyoruz. Dışarıdan takviyeleri de ki bağışıklık sistemimizin bu kadar düştüğü dönemlerde mutlaka danışanlarıma, hastalarıma ve sizlere öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bizlere zaman ayırdığınız ben için. Tatlı dininiz için gerçekten burada pozitif enerjiniz için. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyorum çok ben. Her çok şey için çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Mersin'deki yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek efendim. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.